Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Gram altında neler oluyor? Çin'in başkenti Pekin'de artan koronavirüs vakasının piyasalardaki salgına ilişkin ikinci bir dalga endişesini güçlendirmesiyle piyasalar yeni haftaya risk iştahı oldukça zayıf başladı. Böylece endeksler üzerinde oluşan tansiyon dikkat çekerken dolara koronavirüs riski nedeniyle artan talep ons altını 1710 dolar seviyesine taşıdı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri ise %0,67 seviyesinde dengelenirken piyasalardaki güvenli liman talebinin değerli metal tarafında pozitif etkisi zayıf kalıyor. Böylece gram altının tekrardan 370 Türk Lirası desteğini zorladığını görüyoruz. Gram altının bir diğer fiyatlayıcısı olan dolar türk lirası tarafına bakacak olur isek yeni haftaya 6,84 ataklarıyla başlayan kurda yukarı yönlü eğilimin bir miktar sınırlı kaldığını görüyoruz. Türkiye'de Mayıs ayı bütçe açığı 17,3 milyar türk lirası ile bir önceki ayda yaşanan daralmaya oranla sınırlı toparlanma gösterdi. Ülkede yönetim bütçesi gelirleri ise mayıs ayında 68,1 milyar Türk lirası ve giderler 85,4 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Morgan Stanley'nin küresel yıl ortalaması makro görünüm raporunda ise Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 yılı içerisinde %4,8 oranında daralma beklediğini açıkladı. Morgan Stanley Ayrıca Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle enflasyonist etkinin olası olduğunu belirtirken düşük petrol fiyatları ve iç talepteki sert düşüşün dengelenmeyi tetikleyici yönündeki görüşünü paylaştı. Bu gelişmelerin akabinde dolar tarafında değer kazancını artırmasına karşın kurdaki alım potansiyelinin Türk Lirası'ndaki güçlü duruş nedeniyle sınırlandığı görülmekte. Gram altının teknik görünümüne bakacak olur isek Dolar Türk Lirası'nda meydana gelen geri çekilme potansiyeli ile fiyatlar 365 Türk Lirası seviyesine doğru geri çekilse de bu seviyenin 50 günlük üstel hareketli ortalama seviyesinin esnetilmesiyle beraber tekrardan 382 Türk Lirası seviyesine yönelik yukarı yönlü atakları tetiklediğini görüyoruz özellikle gram altında 375 seviyesinin korunması halinde alım potansiyelinin 385 direnci ile hız kazanacağı görüşündeyim. Aksi senaryolarda ise 375 desteğinin altında oluşabilecek her kapanış değerli metalin kademeli olarak 370 ve 365 destek seviyelerine yönelik atağa geçmesine yol açabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.